Evet bu soruyorum da netameli görüşlerimi sizlerle paylaşacağım efendim. Konumuz sosyal bilimlerle fen bilimleri aynı yöntemleri mi kullanmalı? Sosyal bilimleri fen bilimleştirilmeli mi? Bu özellikle 1800'lerin sonlarında bildiğim kadarıyla önemli eğilimlerden bir tanesiydi. Yani bilim insanları sosyal bilimlerin bu uçarılığını, biraz keyfe keder edebi yapısını, fen bilimlerinde olduğu gibi biraz daha sayısal, ölçümsel, işte teorilere, kurallara bağlı bir yapıya dönüştürmek gerektiğini düşündüler. Özellikle mesela işte ekonomi bilimi bunun önde gelenlerinden bir tanesi. Ama bu sosyolojiden psikolojiye her alana sirayet etmiş durumda. Zaten içinde yaşadığımız zamanlarda özellikle psikoloji bilim mesela ağırlıklı nöropsikolojiye dönüştüğü için büyük oranda da bundan nasibini almış durumda. Ama benim bir fen bilimci olarak bu konuyla ilgili bazı endişelerim var. Burada kısaca aslında onları biraz sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Belki bu videoyu izleyen akademik arkadaşlar olursa onları acık zıplatabilme potansiyeline sahip olacak. Bir iki fikrim de var. Ama neticede konu akademik. Üzerine tartışılması gereken ve düşünülmesi gereken bir konu bence. Şimdi bizim fen bilimleri yapma yöntemimiz, yani bu bilimi Üretme biçimimiz, benim kadim bilgiler bölümünde de anlattığım insanlığın diğer bilgi alanlarından biraz farklı. Kadim bilgide seneler boyunca gözlemlenen örüntüsel bazı döngülerin e, not edilmesi ve biriktirilmesi üzerinden örüntüsel bir bilgi üretmek söz konusu. Yani insanlar uzunca bir süre bakıyorlar, bu şeyler böyle böyle oluyor diye bir anlatı geliştiriyorlar. Bunun mekanizması kimseyi ilgilendirmiyor. Mesela ne bileyim astrolojiden enegrama her şey aslında böyle bir bilgi tipi, birikimli bir bilgi tipi ve e, tekrarlayan örüntülerin bir şekilde tespitine dayanıyor. Bugün işte bu alanların birçoğu matematiksel bir altyapı kullansa da esas varlık amacı bizim fen bilimlerinde yapmaya çalıştığımız şeyin aslında tam tersinden kaynaklanıyor. Bütüncül olarak izlemek, tümden gelerek, tümü anlayarak buradan bir takım kurallar türetmeye çalışmak. Biz fen bilimlerinde nasıl çalışıyoruz? Biz fen bilimlerinde bir konuyu anlamak için tabii ki gene gözlem yapıyoruz ama bu gözlemlerimizi hipotezlerle sınıyoruz. Hipotez nedir? Tabiatta şu sürecin mekanizması şöyledir diye bir fikir üretiyoruz. Bu genellikle ilk başta sanrısal bir şey oluyor. Yani çok gerçeğe dayanan bir altyapısı olmuyor. Elbette gözlemle, tecrübeyle ya da düşünce, akıl yürütme süreçleriyle desteklenebiliyor ama Genellikle tabiatta birebir öyle olup olmadığını bilmediğimiz bir yargı koyuyoruz. Bu yargıya hipotez diyoruz. İşte atıyorum deniz seviyesinde su 100 derecede kaynar hipotezim bu. Şimdi bu hipotezi sınamak için ne yapıyorum? Ya da bu biraz önceki hipotez çok basit oldu. Yükseldikçe suyun kaynama noktası düşer diye bir hipotez kurdum mesela. Çünkü deniz seviyesinde 100 derecede kaynar bayağı ölçümsel bir şey aslında bu bir hipotez değil. Bu bir bilimsel data. Ama şöyle desem ben dağların yükseklerine çıktıkça, irtifa arttıkça suyun kaynama düzeyinin düşeceğini zannediyorum. Daha düşük sıcaklıklarda suyun kaynayacağını zannediyorum diye bir düşünce üretirsem bunu bir yargı olarak önce koyuyorum. Yüksek irtifaya çıktıkça suyun kaynama sıcaklığı düşer diyorum. Ve sonra bunu test etmek için bu modeli Farklı irtifalarda suları kaynatarak ve kaynama sıcaklığını ölçerek test ediyorum. Benim eğer farklı irtifalarda ölçtüğüm bu değerler benim hipotezimle uyumluysa hipotezimi destekliyor. Ve yeterince hipotezimi destekleyen, bu arada bunun belli bir sayısı yok ama yeterince kanıt toplarsam bu hipotezim artık yavaş yavaş bir teoriye yani bir açıklama çerçevesine dönüşüyor. Şimdi burada şöyle çoğumuzun fark etmediği temel bir sorun var. Bence bu sorun önemli bir sorun. İnsan gibi kompleks, dünya gibi kompleks, kozmos, kozmos gibi kompleks süreçleri anlarken biz aslında ona zihnimizde var olan bir modeli dayıyoruz ve zihnimizdeki modeli hipotez şeklinde dayadığımız modelin kanıtlarını toplamaya çalışıyoruz. Ve biz bu kanıtları toplarken aslında evrenin geri kalanını tamamen dikkat dışı bırakıp bizim hipotezimizi destekleyebilecek olan kanıtları gayri ihtiyari olarak seçiyoruz. Çünkü hipotez gözlük gibi yani belli bir çerçevesi var ve sizin belli bir yere bakmanızı biraz mecbur tutuyor. Buna da genel olarak bilimde Thomas Kuhn paradigma adını vermiş. Yani bir bakış açısı, bir bakış çerçevesi o açının izin verdiği kadarını görebilmemizi sağlıyor. Şimdi sosyal bilimlere bunu aldığınız zaman mesela sosyal bilimlerde sosyolojiyi ele alalım. İnsan topluluklarının davranış kalıplarını anlamaya çalışıyoruz. Birisi geliyor diyor ki mesela insan beyni fazla gelişmiş bir primattır. Şimdi bu bir bakış çerçevesi. Bu bakış çerçevesini koyduğunuzda e, bunu her türlü ölçebilirsiniz, gözleyebilirsiniz, sayısallaştırabilirsiniz, istatistiğe tabi tutabilirsiniz, bir sürü şey yapabilirsiniz ama en başa döndüğümüzde insan sadece bir sosyal primat mıdır, beyni aşırı gelişmiş bir primat mıdır sorusunun üzerine gitmezseniz, bu soruyu felsefi olarak girdilemezseniz, sonuçta siz insan topluluklarına belki de hiç uygun olmayan bazı gerçek ölçüm sonuçlarını topluma dayamak, ona model olarak koymak zorunda kalırsınız. Bunun tarihteki en karikatür hallerinden bir tanesi bu öjenik dediğimiz işte belli ırkların üstünlüğü, belli ırkların düşüklüğü üzerinden ırk saflaştırma projelerine başlangıç oluşturan, kaynaklık eden bir düşünce sistemi. Daha sonra işte Hitler'in Hitler bu konuda neler yaptığını hepimiz biliyoruz yani izahtan vareste. Bu da bilimsel bir bakış açısıydı. Fakat bilimin sınırlı bakış açısı, daha doğrusu zihinsel bir modeli dünyaya dayamak gibi, dünyaya dayatmak gibi bir mecburiyeti var. Çünkü bilim şöyle bir araç değil. Hayatın anlamı ne acaba? Bu bilimin konusu değil. Bilimin konusu şu, bu nasıl çalışır? Bu neden böyle olur? Yani oluş mekanizmasını anlamak bilimin esas işidir. Mekanizmayı anlamak için de biz bilimde bu şöyle olur diye bir varsayımda bulunuruz. Tekrar ediyorum. O varsayımı sınarız. Sınadığımız sürece elde ettiğimiz kanıtlar varsayımımızı desteklemiyorsa o varsayımı bırakır yerine başka bir varsayım koyarız. Yani biz aslında dışarıdaki şeyin ne olduğuyla ilgilenmeyiz. Biz bulduğumuz çözümlerin doğru olup olmadığını sınarız ve fen bilimlerinin aslında gözden kaçırdığımız en büyük metodik hatası buradadır. Fen bilimlerinin hala canlılığı anlayamıyor olması, hala evrimi temel olarak çözememiş olması. Mesela evrimle ilgili çözemediğimiz birçok mevzu var. E, ee, sistemi bu düzeni çözememiş, kuantum fiziğini hiç anlayamamış, izafiyeti eh, işte birazcık birazcık anlamış olmasının altında zihinsel modellerimizin sınırlığı yatıyor. Şimdi sosyal bilimler dediğimiz, beşeri bilimler dediğimiz kısımda ise Büyük insan topluluklarının davranışları, ekonomi gibi devasa, bugün işte kaotik bir sistem olarak bildiğimiz bir sistemin işleyişi, işte bu kozmozun varlığının karşılıklı dengesi ve dinamizmi gibi büyük konular var. Bu büyük konular insanın analitik zihninin ve kavramsal çerçevelerine sığmıyor. Sığmayınca da bunu bilimleştirdiğiniz zaman aşırılaşıyorsunuz, toplumu kısıtlıyorsunuz, demokrasi en iyi yönetim sistemidir gibi bir mottoyla yüzyıllar geçirebiliyorsunuz. Ya da ne bileyim belli dönemlerde belli ideolojilerin sultası altında toplumsal dönüşümler yaratmaya çalışıyorsunuz. Biz bunu Cumhuriyet'in kuruluşunda da yaşadık. Sovyet Rusya'da bunu yaşadı. Belli dönemlerde belli paradigmalar belli toplulukları dönüştürmeye çalışıyor ama mesela Türkiye'de de işte Dündar Taşer'in bir sözü var mesela benim için o çok aydınlatıcı. Kültür ihdas edilemez ancak tespit edilir diye çok sevdiğim bir söz. Yıllar önce bir yerden kulağıma çalındı, bir derginin köşesinde gördüm. İhdas etmek kültürü oluşturmak ya da üretmek anlamına geliyor. Yani bir yere kültür dayatmak anlamına geliyor. Bunu yapamayız diyor. Biz ancak onu tespit edebiliriz. Tespit etmek çok ilginçtir. Mesela bilimin çok işi değildir. Bilim onu yapılandırmaya çalışır. Zira bugün bilimle teknolojinin ayrılmaz birlikteliği buradan geliyor. Biz bir şeyi nasılını anladıktan sonra ondan nasıl bir teknoloji üreteceğimize kafa yorarız hemen. Ve toplumda da bir şeyin nasıl olduğunu anladığımızı vehmettiğimiz anda onu nasıl bir toplumsal harekete ya da kontrole ya da faydaya çevirebileceğimize bakıyoruz. Bu ihdas etmeyi getiriyor. Yani toplumu bir şey dayatmayı getiriyor. Ve bu dünya tarihindeki bütün tecrübelere bakınca hep kötü sonuçlanıyor. Çünkü insan bu modellerin hiçbirine sığamayacak kadar dinamik bir varlık hem tekil hem toplumsal olarak Dolayısıyla bizim insana dair herhangi bir faaliyet, hatta yaratılışın kendisine dair düzen ve sistemi anlamakta bilime güvenmemizin belli bir sınırı olmalı. Bilim felsefesi bilim insanlarına bile doğru dürüst öğretilmediği için biz bilimin bu çıkış noktasını doğru anlayamadığımızdan dolayı bilim bizim her şeyimizi çözecekmiş gibi bir sanrı içerisindeyiz. Bunun da bugün acı bir sonucunu yaşıyoruz. Adeta animist dönemlerden gelen o en ar arkaik inançlar da dahil olmak üzere bugün new age dinler her tarafı sarmış vaziyette. Niye? Bilimsel dünya görüşü, kuantifikasyon yani sayısallaştırma, meseleyi tamamen dijital verilere dökme işi bizim anlam ihtiyacımıza karşılık vermedi. Bizim o büyük anlamı anlayabilmemizi mümkün kılmadığı için de bugün belki de dünya nüfusu içinde Düz dünyacıların oranının en yüksek olduğu zamanda yaşıyoruz. Yani ya uzaya çıkıyor insanlar turist olarak dünya yukarıdan görüyorlar. Hala adam düz dünyaya inanabiliyor. Böyle bir veri çağındaki cehaletin arkasında bilimsel bakış açısının çok dar ve sınırlı metodolojisini çok genel ve şumullu zannetmemizden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu ciddi bir düşünsel hata felsefeden kopmamızın yani işin felsefesini sorgulamamamızın maalesef var bir sonucu var. Bence sosyal bilimler fen bilimlerinden çok daha ayrı ve çok daha üst düzey bir alan olmalı. Burası birçok kişiyi zıplatacaktır muhtemelen. Çünkü mesela ben tıp fakültesine öğrenci kabul ettiğimiz puandan çok daha yüksek puanlarla sosyolojiye, felsefeye, psikolojiye adam almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buralar gerçekten örüntüsel bilgiye hakim, bilgelikle bakıp görülmeyeni görebilecek insanları yetiştirmemiz gereken bölümler ki bu devasa kompleks sistemlerin nasıl işlediği konusunda bize yeni bakış açıları sunabilsinler. Yani insan zihninin aslında görece çok sade ve basit bölümüyle yapabildiği bu fen bilimleri dediğimiz alandaki gözlem, ölçüm biçimi bize o kadar cazip geliyor ki bunun sebebi daha şikar sayılar halinde, grafikler halinde görüyoruz, hızlı teknolojik sonuçlara dönüştürüyoruz ve buna bayıldık. Bir de bunun tabii medeniyetteki başarısını yeterince yaşadığımız için her şeyi biraz buna benzetme eğilimimiz var. Ama nasıl ki günlük hayatımızdaki edebi, duygusal vesaire şeyleri çok bilime dökemiyorsak, gerçekten hayatın gerçek problemlerinde de fen bilimleri bize çok az yardımcı oluyor. Bu çok az derken ben bir fen bilimci olarak bunu söylediğimi tekrar hatırlatmak isterim. Mesela bunun en büyük göstergesi, sağlık alanında bize hep istatistiksel istatistikler sunulur. Yani bir sürü istatistik vardır. Kolesterolünüz şu kadar yüksekse kalp krizi geçirme oranınız bu kadardır. İşte şunu kullanıyorsanız böyle olma riskiniz bu kadardır gibi. Ama hepimiz gerçek hayatta bu istatistiklerin bize bizim hakkımızda hiçbir şey söylemediğini biliriz. Çünkü insan kompleksliğine dair bir bilgi içermez. İnsanları ölçüm noktalarına indirgeyen bir veri yığını oluşturur ve bu veri yığınından bir takım istatistik yorumlar üretir. Bunun mesela sağlıkla herhangi bir alakası yoktur. Gerçekle herhangi bir alakası yoktur. Zihinsel bir bakış tarzının yani bir zihinsel modelin sayısal sonuçlarıdır. O yüzden de maalesef fen bilimlerine dayalı bilimsel tıbbın şifa ürettiğine pek fazla şahit olmuyoruz. Bana sorarsanız hiç şahit olmuyoruz. Sadece ilaç üretebiliyoruz. Mekanizmaları biraz kontrol edebiliyoruz. Mekanizmalara müdahale edebiliyoruz. Biliyorsunuz tabii etkilerin çok fevkinde yan etkilere sahip bir sürü harika ilacımız var. Bunlarla da sağlık uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde bütün beşeri bilimler alanına eğer olur da yani 1800'lerin sonundan beri hayalini kurduğumuz gibi fen bilimlerine dönüştürürsek ortalığı rahatlıkla hakile yeksan eder. Bütün o büyük zihinlerin ürettiği toplumsal, psikolojik ya da antropolojik teorilere bay bay der sadece ölçmek ve ölçüm sonucundan elde ettiğimiz verilerle işte kısır bir takım yorumlara hapsolmak zorunda kalabiliriz. Psikolojinin, sosyolojinin, ekonominin ve bütün büyük bilgi alanlarının hepsinin kurucularının önce filozof ve düşünür olduklarını lütfen unutmayalım. Data üretmek bizim zihnimizin bir kısmının işidir. İnsan zihninin esas bu büyük anlamı ve örüntüyü anlayabilme yeteneği bilim yöntemini biraz aşan bazı yetenekler gerektirir. O yüzden inşallah sosyal bilimleri de fenleştirmek isteyenler inşallah beceremezler bunu. Ki becerebilecek gibi de görünmüyorlar. Zira bu alanlarda bizim çok daha büyük yeni açılımlara ihtiyacımız var. Zira insanlık tarihinde hiç yaşanmamış yepyeni ve çok önemli sorunlarımız var. Bu sorunları da bizim Mıç mıç sayısal bilimde çok fazla çözebilecek gibi bir görüntümüz yok. İnşallah yepyeni bakış açılarını bize öğretecek filozof ve bilimciler daha çok yetişsin. Ve inşallah gençlerimiz bu tarz bölümleri sadece sevdikleri için değil, ileride çok havalı ve prestijli olduğu için de tercih etmek istesinler. Bu biraz da yönetsel olarak bizim elimizde diye düşünüyorum. Bir Düşünmekte fayda var. Teşekkür ederim.